Karayönü ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğindeyiz. Bugün size biraz bu işin hikayesini anlatmak istiyoruz. Sofralarımıza gelen süt ve süt ürünlerinin özellikle hikayesi burada başlıyor. Bu büyükbaş çiftliğinde başlıyor. Çok da emek var aslında. O emek nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl bir şartlarda üretim yapılıyor? Tüm bunları size aslında biraz yansıtmaya çalışacağız. Hemen yanında da üreticimiz, çiftçimiz Hüseyin Bayraktar var. Hüseyin abi, kaç baş hayvanımız var çiftlikte? Şu anda 130 baş anacımız, 40 baş düvemiz, danamız yani, düve önü danamız, 28 baş erkek danamız, tekrar 50 başta ufak buzağımız var. Buzağımız var. Evet. Şimdi bakıyoruz, afiyetle de yemlerini yiyorlar çünkü biraz önce sağımdan çıktılar. Önlerine de düveler, şu anda düveler var değil mi yanımızda? Evet, şu anda düveler var. Düvelerimiz yemlerini yiyorlar. Abi biraz... Şehirde yaşayanlar, tabii önlerine sofraya ürünler geliyor ama bu ürünler hangi şartlarda, ne koşullarda yetiştiriliyor, hazırlanıyor bilmiyorlar. O yüzden biraz bu hayatı bize anlat. Kaçta başlıyorsun mesaiye? Günün nasıl başlıyor, nasıl geçiyor akşama kadar? Saat 5.30'da mesaimiz başlar. 5.30'da ilk önce altlarını temizlerler. Sihirgaçları çalıştırırlar. Sağımhaneyi hazırlarlar. 6 gibi de sağıma başlarlar. 6'dan 8.30'a kadar sağımız devam eder. Sağım bittikten sonra da 15-20 dakika aralıkta buzağı mamasından besleriz danalarımızı. Danalarımıza sütü verdikten sonra da kahvaltılarını yapmak üzere evlerimize dağılırız. Yani önce onları doyuruyorsun. Evet, tabii. Sonra kendini. Bu iş böyle. Evet, evet. Peki bu işin bayramı, mesai şeyi var mı? Tatili var mı? Bize onu anlat. Bu işin tatili yok. Hafta sonu, hafta içi. Tamamen. Mesaimiz buraya aittir. Çünkü gece hayvana bir şey olduğunda yine buradayız. Bu rutin yapmamız gereken işler. Ama bunun dışında da hayvan hastalanmışsa, serum takılacaksa gece 1'de 2'de kalkarsın. Yani bir salkı arasında... Ya da sabaha karşı doğum yapacaktır. Doğum yapacaktır. Gece 3'te başını bekler, doğumu takip edersin. Ha, kamera sistemlerimiz var ama ona rağmen biz de kendimiz bizi takip ederiz. Derler işte... Cenazesinde ağlatmaz, düğününde de güldürmez. Doğru. Böyle bir iş ama severek yaptığımız bir iş. Ben memnun musun yaptığın işten? Çok memnunum. 30 yıl ben bu işte iştigal ediyorum, uğraşıyorum. 10 yılı babamla beraber yaptık. Ondan sonra da 20 yıl bunu bizzat kendim bu işte uğraştım. Yani babadan devraldın işi. Babadan devraldım. Şimdi de çocuklar yetişiyor anladığım kadarıyla. Evet, onlara yetişiyor. Mı devretmeyi planlıyorsun? İki tane ileride? Oğlum var, bir kızım var. Oğlanlar meraklı bu işe. Biri hem üniversitede okuyor, tatillerinde de yanında sürekli çalışıyor. Hatta işin kontrolü daha tatillerde onun elinde. Anlıyorum. Peki bir de şimdi tabii ne zaman biz hayvancılık tarafında özellikle süt sığırcılığını konuşsak hep maliyetlerle gündeme geliyor. Evet. Son dönemde de maliyetler arttı. Tabii şimdi şu anda kaba yem yiyorlar ama bunun içine tabii fenli yem, kesif yem de kesip konuluyor. Ve orada ham maddenin %50'sini Türkiye'ye ithal ediyor. Evet. O yüzden de kurun etkisi fiyatlara yansıyor ister istemez. Aynen. Şimdi tüm dünyada bir parite var. Süt yem paritesi. Yani 1 litre süt satarak 1 kilo 300 gram yem alabilmelisin ki bu işletme sürdürülebilir olsun. Evet. Minimum düzeyde. Şu anda 1 litre süte 1 kilo 300 gram yem alabiliyor musunuz? 1 kilo sütte 1 kilo 300 gram yem alamıyoruz. 1 kilo sütte ben şu anda işletmemdeki ancak 1 kilo yem alabiliyorum. Yani kesik yem alabiliyorum. Ama benim avantajım şu, kaba yemi kendim üretiyorum. Bu önemli. Silajımı kendim üretiyorum. Yoncamın bir kısmını kendim üretiyorum. İlerideki hedefim tamamını kendim üretmek. Ama kendim ürettiğim için de şu anda yapılan yatırıma göre rentable değil. Yani kazançlı değil ama benim geçim kaynağım ve esas işim bu olduğu için biraz da... En büyük maliyet kalemi yem mi burada? En büyük maliyet kalemi yem maalesef. Yani toplam maliyetin yüzde kaçı? Süt gelirimizin %50'sini yemeğe gönderiyoruz. Yemeğe gönderiyoruz. Evet. Sonra gelen kalemler neler? Atıyorum işçilik mi ya da ne bileyim mazot mu nedir burada? Daha çok öne çıkan maliyetler. Ondan sonraki tedarik ettiğimiz kesip yem. Ondan sonra işçilik maliyetleri, mazot giderleri, elektrik, enerji giderlerimiz. Bunlar. Peki genelde hep şöyle derler, bir çiftçinin sesini duymak lazım, kulak vermek lazım diye. Hani buraya da geldik. Öne çıkan sorunlar neler ya da bir beklentin var mı? Hani bu sektör şu 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 adımlar atılırsa daha iyi olur ya da şu alanda düzenlemeler yapılırsa biz bu işi daha verimli yaparız, kaliteli yaparız dediğin noktalar var mı? Var tabii ki. Bir kere süt kalitesini yani yemle süt arasındaki aralığı 1.3 olması gerekiyor.
bunun Türkiye'de standart hale gelmesi gerekiyor. Artı Tarım Bakanlığı'nın bunlar hükümet politikası değil devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Ciddi yatırımlar yapılıyor ama bakıyorsun bu sektörle alakası olmayan, bu sektör karlıymış gibi hemen yatırımlara başlanıyor ve zirve yaptığında, fiyatlar düştüğünde diyor ki benim asıl işim başkaydı, hemen bırakıp orayı terk ediyor ama biz bu işin temelinde olduğumuz için esas zararı biz çekiyoruz. Bunların yapılmaması, bunlara tedbir alınması gerekiyor. Ayrıyeten süt kotalarının gelmesi gerekiyor. Üretim kotalarının gelmesi gerekiyor. Her önüne gelen inekçilik yapmaması gerekiyor. Hayvancılık yapmaması gerekiyor. Kota konması gerekiyor. Kotalar da aynı pancar kotası gibi. Biz bunu bakanlığa defaten söyledik. Pancar kotası gibi üretim ve şeyin kontrol altında olması gerekiyor. Bunlar olmazsa bakıyorsun az talebe göre bir bakıyorsun yem fiyatları zirve etmiş. Bir bakıyorsun süt fiyatları, et fiyatları. Bir de bakmışsın ona göre yatırım yapıyorsun arkasından direkt düşüyor. Ve biz bunları devlet politikası haline getirip eğer öyle bir şey varsa devletin müdahale etmesi gerekiyor. Yani serbest piyasa deyip bizi sanayiciyle üreticiyi sanayicinin cenderesine bırakmamasını istiyoruz devletin. Hüseyin abi bir de şimdi harman dönemi, harman eşittir ham maddenin en çok alındığı dönem olması lazım mantıken. Şimdi işte yoncası var, mısırı var, yeri geliyor samanı var. Burada bu tedariği sağlamak için o altyapı var mı üreticilerimize, ne durumdalar ya da nasıl bir sistem olursa daha iyi işler bu? Vallahi burada bizim kanayan yaramıza el basmış oluyorsun o soruyla. Cidden bizim en büyük giderimiz harman üzeri kabayem tedariğindedir. Hı hı. Ve bu da peşin parayla döner. Çünkü çiftçi onu yetiştirmek doğru için mazotu peşindir, elektriği peşindir. Diğer giderleri, tohumu, gübresi hepsi peşindir. Ve ürünü aldıktan sonra da satarken peşin satmak ister. Doğru. Ama ben bunu tedarik edeceğimde de ben bunu alabilmem için de elimde bana gelecek vaat eden düvelerim ve erkek danalarımı da yetişmeden, olgunlaşmadan satmak zorunda kalıyorum. Yani edecek bunu, fiyattan önce satmak zorunda edecek, kalıyorum. Evet, edecek fiyattan önce satmam gerekiyor. Çünkü o ham maddeyi de o zaman koyamazsam zaten ben buradan bir şey kazanamam. Onu mutlaka harmanında üretilirken koymak gerekir. Peki o zaman nasıl yapmak lazım? Hatta burada bir fiyat değerlendirmesi yapalım. Basitçe bir fiyat değerlendirmesi yapalım. Biz geçen yıl harmanda 155'e silajı koyarken kilogram ağırlığını bugün 3.10'a 3.50'ye koyuyoruz kilogramla. Yani yeni sistemde de kuruşa bek aklım vermiyor. Yani espri olarak bunu da söyleyeyim. Koyuyoruz. Yani neredeyse iki katından daha fazla bir fiyata şimdi onu almak zorunda kalıyoruz. Ama süt fiyatımız sabit. Diğer giderlerimiz sürekli artıyor ve kazanacağımız da bu süreçte eritmiş oluyor. Biz bunu şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki kaba yem tedariğini kooperatifler veya birlikler vasıtasıyla tedarik edilip, devlet de buna destek vererek tedarik edilip bize 3 aylık, 5 aylık, 7 aylık vadelerde ama üzerine afaki kar koymadan maliyet hesabıyla birlik üreticinin bağrından çıkan bir kuruluş olduğu için kar amaçlamadan bize bunu tedarik etmesi gerekiyor. Ama maalesef biz buna maruz kalıyoruz. Bunun yapılması gerektiğine inanıyorum ve ısrarla da bu konuda yapılsın diye bakanlığa da bu konuda bilgi aktarımında bulunuyorum. Şimdi süt demişken Türkiye'de TÜİK verilerine göre yıllık yaklaşık 18 milyon ton süt üretiliyor ki bunun büyük çoğunluğu büyükbaş hayvandan elde ediliyor. Süt üretimiyle beraber aslında katma değerli üretim bizim gündemimize gelmek zorunda. Çünkü süt eşittir peynir ve diğer sütün türevleri yoğurttur, ayrandır, tereyağıdır. Ve işte burada da Türkiye'nin aslında gidebileceği çok yol var. Çünkü dünyada bu işi profesyonel olarak yapan, planlı programlı yapan ülkeler peynir ihracatından yıllık 2-3 milyar dolar para kazanıyorlar.
Türkiye'nin ise yaklaşık 150-200 milyon dolar seviyelerinde kalmış vaziyette. Aslında Anadolu coğrafyasına baktığımız zaman yaklaşık 300 çeşit peynirimiz var. Çok bu noktada zenginiz aslında. Öyle bir kültüre de sahibiz. Ama bunu işte katma değerli hale getirip, markalaştırıp satmamız lazım. Onu yapabilirsek işte 150-200 milyon dolarlar seviyesindeki peynir ihracatımızı aslında 1-2 milyar dolarlar seviyesine çıkarmak hayal değil. Sadece üzerine biraz daha plan yapmak lazım, program yapmak lazım. Hayvancılık tarafındaki en büyük çiftçiler açısından kazançlardan biri aslında bu buzağılar. Aslında hep maliyeti konuşuyoruz, işte fiyatları konuşuyoruz ama üreticinin ayakta kalma sebeplerinden birisi de elde ettikleri buzağılar. Ama Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Her yıl yaklaşık 450-500 bin baş buzağı maalesef ölüyor. Farklı nedenlerden dolayı ölüyor. Bazen hastalık, bazen doğru şekilde bakılmadığı için ölüyor ama ekonomik karşılığı şu. Türkiye'de yıllık ortalama ithalata denk geliyor. Yani yaklaşık 450-500 bin baş hayvan ithal ediyoruz. Ama bir o kadar buzağı da kaybediyoruz. Yani biz bu buzağların ölümünü engellesek, minimum seviyeye düşürsek, çünkü %15 civarlarında telaffuz ediliyor ki dünya ortalaması %5'lerde. Aslında birçok ithalatın da önüne geçebileceğiz. Hatta bu yüzden de Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılını buzağı kaybını önleme yılı ilan etti. Bu alanda çalışmalar var. Önemli çalışmalar, umarız bu sayı minimum seviyeye iner. Döl tutmada, süt veriminde, hepsinde dana... Damızlık materyalde. Evet, damızlık materyalde, dişi düve satışlarında, erkek dana satışlarında hepsini etkiliyor. Ayrıyeten devlet de bunu teşvik ediyor, ciddi derecede teşvik ediyor. Hmm. Mesela almış olduğumuz destekler %100 katlıyor. Ağrı işletme onayı alırsak. Alırsak tabii. Hmm. Ama almadığımız zaman da her türlü hastalık, Türkiye'de biliyorsunuz brosella, bir sayı vermeyelim ama ciddi derecede brosella var. Doğru. Ama ağrı işletmelerde bu risk yok. Doğru. Aslında yani bu işletme onayını alarak hem riskleri minimize ediyorsun, evet, hem de pazarladığın ürünlerin ya da hayvansa materyalın fiyatını da eder fiyatı, daha iyi fiyatı satabiliyorsun. Evet. Ağrı işletmenin bir diğer özelliği de dışarıdan hayvan transferini bırakıyorsun, kapatıyorsun. Ama ağrı olmayan bir işletmede sürekli hayvan alıyorsun, satıyorsun. Ama ağrı bir işletme aldığın zaman o iş kapatılıyor ve elindeki materyalle bu işi yapıyorsun. Ve dikkat ediyorsun. 3 ay sonra kontrole geliniyor. Tekrar arkasından 6 ay sonra ve yıl sonunda sürekli kontrol altındasın. Bu kontrolde de senin dikkat etmen gerekiyor. Ve dış pazardan da bizim en büyük korktuğumuz, pazar yerlerinden gelen hayvanlar bizim toplu hastalıklara sebep oluyor. Ve bunun önüne geçiyor ağrı işletme. Mesela pazarlara gelen mallarda bir şap hastalığı getiriyorsun. 50 tane malın var içeride. Bir tane pazardan mal getirmişsin, şap, bütün hayvanların hepsi hastalanıyor. Ama ağrı bir işletmede dışarıdan mal sokamazsın. İşletmeni. Kendi kendini çünkü, evet, yönetiyorsun. Tabii. Abi. Kendi kendini tedavi. Dışarıdan kafana göre mal getirip de koyup tekrar burası ağrı işletme diyemezsin. Ve ilçe tarım ve il tarım müdürlükleri tarafından, yani Tarım Bakanlığı tarafından sürekli kontrol halindesin. Her 3 ayda bir kan alınacak ve sonra 6 aya çıkacak ve yıl sonunda da sürekli kontrol altındasın. Hmm. Bu da olunca sen dikkat ediyorsun buna. Bu da hem buzağı ölümlerini önüne geçer. Doğru. Ve benim şu anda işletmemde ciddi bir buzağı kaybım yok. %3 civarlarında. Doğum sırasında biraz buzağı kaybım var ama normalde doğumdan sonra ciddi bir buzağı kaybım yok. Seninki de ortalamanın zaten altında. %3 ortalama... diyorsanız %5 zaten. Ama biz bunu demiyoruz. Biz %1'lere insin. Daha da tabii iddialısın bu konuda. Tabii. Başvurdun. Şimdi prosedürler mi işliyorsun? Bekliyorsun. Evet. Sonucu bekliyorsun. Müracaat ettik. 3 ay oldu. İşte şu anda prosedür devam ediyor. Onun neticesinde işletmemizi ağrıya yapacağız. Ve kendimize de çeki düzen vereceğiz. Yani sıradan kişiler gelip işletmeye giremeyecek, kafamıza göre mal alıp satamayacağız. Umarız en kısa sürede alırsın İnşallah. O işletme İnşallah. Belgesini ve birçok kuruluş, çiftlikte inşallah bu belgeyi alır, bunun için başvurur. Çünkü kaliteyi bu şekilde arttırabiliriz. Diğer türlü standartları yakalamamız zor.
Sarıyönü'nde büyükbaş çiftliklerine geziyoruz ama Sarıyönü bu anlamda gerçekten ciddi yatırımlar yapmış bir bölge, ilçe. Çünkü adım başı neredeyse çiftlik, büyükbaş çiftliği. Ocakbay çiftliğindeyiz. İbrahim Bey'le beraber tam da şeye denk geldik bu arada. Buzağların yem saatine, mama saatine. O yüzden hem besleyelim kendilerini hem de konuşalım sizinle birazcık. Ne kadar süredir bu işi yapıyoruz? 2 yıl oldu bu sektörü. Daha önce dolaylı yoldan bu sektörün içindeydim. Özel bir sektörde, süt sektöründe 10 yıl görev yaptım. Hı hı. Daha sonra Allah nasip etti bu çiftliği kurduk. Şu anda da faaliyet ediyoruz. Maşallah açlar da bu arada. Evet. Biz hem konuşuyoruz hem de doyuruyoruz onları. Aman. Peki kaç baş var? Şu anda 80 sağmalı var. Hı hı. Mevcut işletmede de şu anda 180 tane hayvanımız var. İkinci laktasyonlarına geçti hayvanlarımız. Hı. Yurt dışından getirmiştim. İşletmemizden çıkış olmadı hayvan olarak. Hı hı. Büyümeye çalışıyoruz. Ama tabii kapasite olarak da tamamen dolu şu anda. Peki şimdi genelde hep hayvancılık konuşurken, diğer çiftlikleri de gezerken hep maliyetlerden biraz bahsettik. Nasıl durum? Yani şu anda üretim tarafında en büyük maliyet yem mi? Evet. Öne çıkan. Yem. Yani, orada nasıl durum? Şu anda son fiyatlar, gelişmeler. Şu anda ben özel bir rasyon yem yediktiriyorum. Ha. 100 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz bunda. Ciddi bir maliyet. Tabii verime yansıyor mu? Yansıyor. Ama şimdi işletmede kazandığımız paranın %50'si tamamen yeme gidiyor. Yeme gidiyor değil mi? Bu da tabii bizi çok etkiliyor. Başa siz kendi yeminizi de kendiniz yetiştiriyor musunuz? Ben mısır silajımı, tanelik mısır, yoncamı kendim yetiştiriyorum. Zaten onlar da olmasa bayağı zorlanıyoruz yani. Ağrı işletme onayı için bir başvuru. Ağrı işletme başvurumuzu yeni yapacağız. İlçe Tarım Müdürlüğü de bunu devamlı bizi teşvik etmeye çalışıyor sağ olsunlar. Şu anda mevcut işletmede ön şeylerini aldık, kanlarını aldık. Hı hı. Kan sonuçlarını bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Ona göre de onay gelecek. Bu arada mamamız bitti. Umarım doymuşlardır diye tahmin ediyorum. Zaten göre veriyoruz bunların. Bünyelerine göre veriyoruz. Evet. Genelde 5 kilo, sabah 2,5, akşam 2,5 kilo hayvanlara yeterli oluyor. Anlıyorum. Peki bir de soracağım. İşçi bulmakta sıkıntı oluyor mu? Ya da çalışırken o noktada en büyük sıkıntılardan biri de o diye direkt ama var mı sizde böyle? Evet, aynen öyle. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de işçi problemi. Şimdi işin gerçeğini konuşmak gerekirse yabancı arkadaşlar çalıştırıyoruz. Birçok işletmede öyle. Afganlar ya da Suriyeliler. Evet, Afganlı ya da Suriyeli. Bende de Afganlılar var. 3 tane arkadaşımız çalışıyor işletmemizde. Başka şansımız yok. Ne bileyim, hayvancılığa, hayvana bakacaksın dediğimizde bizim buradaki insanlar yapıyor. Bir garipsiyor. Yani ben çalışmam ya o işte gibi bir anlayış var. Bilmiyorum yani, bulamıyoruz. Peki son itibariyle memnun musunuz? Yani bu işe iki girdim diyor musunuz, yoksa ya böyle olduğunu bilsem biraz daha düşünürdüm dediğiniz oluyor muydu? Yok, ben babadan gelme zaten. Eskiden yapıyor muydun? Yapmıyorduk. İşletmemiz bu şekilde olmasa ben bu işe zaten karşıyım. Modern işletmeler şart. Olmazsa olmaz. Artık o 3-5 inek serüveni bitti. Büyük olmak lazım. Ne kadar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu işletmede 3 personel çalıştırıyorum. 150-200 kadar hayvana baktırabiliyorum. Ama öteki adam 3 tane ineği var. Karı koca giriyor, 2 tane adam bu işte uğraşıyor. Tabii bu bir külfet. Doğru. 3 kişi 150 hayvan, 2 kişi ya da 1 kişi 5 hayvana bakıyor. Bence artık bu işler tamamen profesyonel olması lazım. İşletmeler ne kadar büyürsen o kadar zaten para. Doğru. Şimdi bir hayvandan atıyorum 5 TL kazanıyorsan günde, 100 hayvanın olursa ona göre kazanıyorsun. O zaman da daha tatlı oluyor. Ama tabii dediğimiz gibi başta en büyük sıkıntımız girdilerin çok yüksek olması. Bunu nasıl düşürebiliriz? Karlılığımızı nasıl arttırabiliriz onu düşünüyoruz. Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'ya gittim. Bu yem mevzusunda biz orada bulamadık.
bir yem göremedim doğru düzgün. Çünkü hayvanlar yaklaşık 8-9 ay neredeyse meralar var. Mera da otlanıyor. Mera da otlanıyor. Kaba yemle bakılıyor. Ot çok. Adamların yani gidiyorum yemlemelerin içine bakıyorum. Bir şey bulamıyorum ama biz de yem. Her şey önüne hazır geliyor. Hepsi hazır geliyor. Bu da ciddi tabii. Bir maliyet. Onu araştırıyoruz şu anda. Ne kadar yeşil etmeye çalışıyoruz. Ciddi bir anlamda da yeşilimiz var ama yemi telara edebilecek şeyleri bulmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Mevsimde Tarım programının bu haftada sonuna geldik. Sizlere Türkiye'deki hayvansal üretimin fotoğrafının bir kısmını çekmeye çalıştık. Kameraman arkadaşım Cengiz Güven ve prodüktör arkadaşım Gökçen Tüncer'le birlikte gelecek hafta yine Anadolu'nun farklı bir köşesinde üreticilerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.